Dershaneye gidenler için dershaneye gitmelerini, hani okuldan daha öncelikli olmalarını tavsiye ederim. Yüz yüze eğitim verimliydi. Online olarak verimli değildi tabii ki de. Yüz yüze olsaydı, yani herkesin temelli olarak yüz yüzeydi bu. Yani yüz yüze olan eğitim çok daha verimli geçti. Hocayla birebir temas kurabildiğimiz için. Yüz yüze eğitim daha verimli. Yüz yüze eğitimin ardından ilkokul, ortaokul ve liselerde ara tatil yapıldı. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına sizce eğitim online mı, yüz yüze mi devam etmeli diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Verimsiz de bundan sonraki dönemi de direkt online istiyorum yani. Online dersleri görmek istiyorum. Peki neden? Daha mı verimli oluyor online sence? Yani daha da kendimi adapte edebiliyorum bilgisayarda. En azından korkumuz da olmuyor. Bir yandan korona falan var. Ondan dolayı okula sürekli gidip gelmek de sıkıntı. Verim aldım. Online eğitime göre daha çok verim aldım. Online eğitimde konular anlaşılmıyordu. Yüz yüze eğitime devam etmesini istiyorum. Evet, düşünüyorum. Yani geçen seneye göre daha iyi verim aldık. Eğitim daha güzel yani, yüz yüze eğitim. Öyle. Yani eğitim yüz yüze devam etmeli diyorsunuz. Evet, bence eğitim yüz yüze devam etmeli. Çocuklar çünkü bilgisayar bağımlısı oldu. Normalde hiç kullanmıyorlardı, şimdi bilgisayar bağımlısı oldu yani. Ben aldığımı düşünüyorum. Çünkü yüz yüze olması kesinlikle daha iyi. Hocalarla birebir diyalog kurabiliyoruz çünkü. Daha çok yardımcı oluyorlar. Bu yüzden yüz yüze eğitim daha verimli. Yani eğitim yüz yüze mi devam etmeli? Kesinlikle. Her yerde açık zaten şu an. Tatil olsun. Yaz dönemleri özellikle. Kimse maskeye falan da dikkat etmiyor. O yüzden okulların açık olmasında da bir sakınca görmüyorum. Tabii iki tane öğrencim var benim. Biri üniversiteye gidiyor, biri liseye gidiyor. Ben tatillere karşıyım. Çünkü 1,5 senedir aşağı yukarı hiç okul yüzü görmediler çocuklar. Online eğitimde de zaten öğretmenlerimiz de zorlanıyordu. Çünkü yüz yüze eğitim vermek online eğitim bir olmuyor tabii. Öğretmenler de ayrıyeten zorluk çekiyor. Çocukların da okuldaki gibi anlamıyordu. O yüzden bir haftalık süreç çok uzun bence. Yani hiç gerek yok. Bana kalırsa benim düşüncem cumartesi günleri bile aslında okul devam etmeli. Çünkü pandemi sürecindeyiz. Çocuklarımız eğitimden geri kaldı. Bence yüz yüze. Ara tatilde evde daha verimli çalışılabiliyor aslında. Dershaneye de gidiliyorsa, ki ben şahsiyetim adına daha verimli olacağını düşünüyorum. Online eğitimde ilk başlarda verimli olmuyordu. Açıldığında tabii ki daha verim alabildik. Ama şu anda dershaneyle birlikte okul çok bir arada gitmiyor. Dershaneye gidenler için dershaneye gitmelerini, hani okuldan daha öncelikli olmalarını tavsiye ederim. Yani online eğitim devam mı diyorsunuz? Aynen. Yüz yüze eğitim verimliydi fakat okul 2 sene tatile girdiği için pek fazla bir şey bilmediğimiz için sınavlardan düşük notlar falan yani öyle devam etti. İleride düzelir mi bilmiyorum. Peki eğitim online mı devam etmeli, yüz yüze mi? Bence yüz yüze devam etmeli. Online'a çünkü fazla kişi girmiyor ve online'dan daha doğrusu hiçbir şey anlamıyorsun. Aldığımı düşünüyorum yeterince. Peki yüz yüze eğitim mi size verimli geldi yoksa online eğitim mi? Ya, yüz yüze olan eğitim çok daha verimli geçti hocayla birebir temas kurabildiğimiz için. Online'da daha çok böyle etrafa doğru dikkatim kaydığı için o daha fazla verimli olmuyor ama yüz yüze de tam verim alabiliyorum. Yani sizce eğitim yüz yüze olarak mı devam etmeli? Kesinlikle. Yani yatarak büyük ihtimal, çünkü okul yoruyor bayağı. Ya ders çalışarak, çünkü sınavlar yaklaştı. Daha doğrusu evet, böyle geçiyor. Peki yüz yüze eğitim mi, online eğitim mi sence? Hangisinden verim alabilirsin? Yüz yüze daha verimli çünkü çok kişi gelmiyor normal derslere, uzaktan eğitim derslerine. Dediğim gibi yüz yüze. Online olarak verimli değildi tabii ki de. Yüz yüze olsaydı, yani herkesin temelli olarak yüz yüzeydi bu. Biz yani öğrencilerim, arkadaşlarım yüz yüze olarak istiyorduk. O şekilde. Yani bundan sonra da yüz yüze olarak mı devam etmeli? Ya, tabii ki herkesin temennisi yüz yüze olarak devam etmeli, ki öyle de gözüküyor şu anda. Sınav notları falan yüz yüze daha online'dan daha iyi oluyor. Ben de bir öğretmen adayıyım. Yani ben de öğrencilerime yüz yüze eğitim vermekten gurur duyarım yani online'a bakarak. Online'da tabii öğrencilerin hiçbiri anlamıyor. Ben de bir stajyerim, öğretmen adayıyım. Şimdi 20 senedir AK Parti hükümette, öyle söyleyeyim. Hükümet yok tabii ki, tek adamlık var şu anda. Eğitim sistemi hiç memnun değiliz.
Çünkü bu büyük kızım ilk okula başladığında el yazısıyla başladı. Ama tabii 1-2 sene sonra el yazısıyla tekrar vazgeçtiler. Yani 19 senede herhalde bir 6-7 tane eğitim bakanı değişti. Bu da tabii öğrencileri ve velileri olumsuz yönde etkiledi. Bir de pandeminin girmesiyle eğitim biraz daha kötüye gidiyor bence şu anda. Zaten dünya sıralamasında da üniversitelerimizin hali belli. Anlatmaya gerek yok. Yani biz veli ve öğrenci olarak eğitim sisteminden memnun değiliz. Peki sizce eğitim online olarak mı devam etmeli, yüz yüze olarak mı? Ya tabii şeyler, önlemler alınarak yüz yüze eğitim devam etmesi daha iyidir. Çünkü online'da hem öğrenciler, hem veliler, hem öğretmenler büyük sıkıntı yaşıyorlar. Herkesin evinde tabii internet yok, bilgisayar yok, cep telefonu olsa da işte insanlar onu kullanmak açısından bayağı sıkıntı yaşıyorlar. Yani yüz yüze eğitim her zaman içindir ama dediğim gibi ilk başta önlemlerin ve tedbirlerin alınması, aşılamanın bir an önce yapılarak ülkenin biraz daha sağlık açısından refaha kavuşmasını istiyoruz.